Ama Firuze Hanım ve Cengiz Bey programa tüp bebekle ilgili başvuruda bulunmuşlar. Kaç yıllık evliyiz? 4 yıllık. 4 yıllık. Allah daim etsin inşallah. Amin. Nasıl tanıştınız? Vallahi birisinin aracısıyla tanıştık. Kim aracı oldu? Bunun bir arkadaşı. Ne dedi peki Cengiz'den bahsederken? Yok, ben normalde ev işinde çalışıyordum. Aldığım maaşımı memlekete mal gönderiyordum. Hı hı. Ondan sonra ben bunu arkadaşından aldım. Bu bana biraz yardım etti falan, öyle tanıştık. Ay. Cengiz Bey, Firuze Hanım'ı gördüğünüzde ne hissettiniz? Allah bazı şeyleri vesile de bir nasip eder. Kader yaşadık işte. En güzel gün budur demek. Şey diyorlar ya, insan evleneceği kişiyi gördüğünde hissediyormuş. Yani hani birçok insanla tanışıyorsun. İlek. Arkadaşlık ediyorsun ama birinin gözleri, birinin kalbi sana farklı dokunuyor. Bizimki de ona karşı öyle hissedildi de galiba öyle bu duruma geldik. 2 yıllık evlisiniz. bu 2 yıllık süre içerisinde sanırım aşılama yöntemini denemişsiniz. Aynen. Bu arada Firuze Hanım programı izlerken yemekleri de yakıyormuş. Unutuyor musunuz ocakta? Gerçekten seyircilerimden bu konuda bir şikayet var. Rica ediyorum o zaman. Lütfen şu yemekleri sabahtan halledin. Vallahi öğlen halledin. Sonra her gelen buraya bana diyor ki tencereler, tavalar yandı Esra diye. Ya çok teşekkür ederim. Bu bile o kadar güzel bir şey ki, çok kıymetli. Bir çocuğunuz olsun istiyorsunuz. Aynen. Bununla ilgili de doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'na ekip arkadaşlarım sizi yönlendirmişler. Aynen. Cengiz ve Firuze aynı evin içerisinde çocuksuz yaşayamazlar mı? Bu evliliği sürdüremezler mi? İlla ki sürdürürüz ama çocuğumuz olsa daha da iyi, mutlu oluruz. Çok şükür şu anda da mutluyuz ama bir tane çocuğumuz olsa daha da mutlu oluruz. Cengiz Bey. Eşimin söylediğin dileklere tamamen katılıyorum. Onun gözyaşları dinmesini istiyorum. Doktorumuz dedi ki, Ali Osman Koyuncuoğlu, ya Esra bu kadar denediler ama mümkün değil. Yani çocuklarının olması. Pardon. Hani... Yani doktorumuz mesela dese ki, ya Cengiz Bey ile Firuze Hanım'ın bu evlilikte çocukları olmayacak. Dünyanın sonu değil, kaderi yaşayacağız. Evet, öyle. Kısmet. Mühim olan birbirinizin eşi, hayat arkadaşı, can yoldaşı olabilmek. Aynen. Çocuk çok kıymetli. O çocuğu dünyaya getirdikten sonra ona iyi bir gelecek vermek lazım. İyi bir gelecek sadece ekonomik olarak değil. Tabii. Sevgiyle, şefkatle, iyi yetiştirerek, topluma aynen hazırlayarak. Yani o yetişkin olduğunda bu toplumun mutlu bir ferdi olması gerekiyor. Bu da anne babanın en büyük görevi. Aynen. Sevilen bir insan dünyadaki herkesi sever. Mesela hocam Ali Koyuncuoğlu bize yardımcı inşallah olacak, evladımız da başkasına el atar. Daha yeni başlamış tedavi süreciniz. İnşallah. Sizde bir çocuğa verebilecek büyük bir sevgi var mı? Daha da fazlası var. O zaman hazırlanın. Cengiz ve Firuze anne baba oluyor. Babacığım. Tamam babacığım. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Ayrıca Hülya ablama teşekkür ederim. Ailesine, bize de yardımcı oldukları için. İsim vermekten belki veremem. Sonsuz teşekkürlerim ayrıca. Hemşerilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Bize dua aldın, bize yardımcı oldun. Allah hepinizden razı olsun. En çok teşekkür doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'na. Bu tedavi sürecinde gelen hiçbir hastasının bir kere bile umutsuzluğa düşmesine izin vermiyor. Ama, öncelikle onun o pozitif enerjisi. Ama bize, tüm ekibinin gelen kişilere karşı yaklaşımı o kadar kıymetli ki ben buradan doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'na çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Güzel bir haberi daha beraber vermiş olmanın inanın sevincini ve
mutluluğunu yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Ellensin. Ayaklarınızdan öpüyorum. Ali Osman Koyuncuoğlu'na da. Orada çalışan herkese, buradaki emeği geçen herkese Allah bin kat razı olsun. İsteyen herkese, herkese. Kimse çocuk ister, çocuksuz kalmasın. En çok zor şey boymuş. Ben biliyorum. Çünkü yaşadım. Şimdi buradaki öyle bir süreç ki başvuruda bulunanlar, sonrası ekip arkadaşlarımın yönlendirmesi, onların takibi ve sonrası bu doktor ve hastane süreciyle başlayan o süreçte emeği geçen çok kişi var. Onlar da kendilerini biliyorlar. Aynen. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel haberleri verdik. Firuzen mutlu ol. Kendine iyi bak. Nazlan, Niyazlan. Tamam mı? Teşekkür ederim ablacığım. Cengizciğim, ben annelere böyle kadınlara daha yakın oluyorum ama sizi arada unutmuyoruz. İnşallah sen de dünyanın en iyi babası olursun. Amin. Amin. Allah razı olsun. Hulya abla, size de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu ülkeye de böyle yabancı gelinler geldiği zaman biz mutlu oluyoruz. Bir de çocuk olursa tabii o aile taşlanıyor. Tabii. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Mutluluğunuza mutluluk katsın o evladınız. Hepinizden Allah razı olsun. Hakkını helal edin bize. Ne demek, biz bir şey yapmadık. Esra Hanım'ın teşekkür ederim. Yardımıyla oluyor bütün bunların. Allah hepinizden razı olsun. Sağlıkla saatle büyüyün. Ben şimdi bundan sonraki süreç bir 12 haftalık süreç. Sonra cinsiyet belirlenecek. İnşallah. Gebeliğin iyi geçmesini, sağlıklı geçmesini diliyorum öncelikle. Teşekkür tamam ederim. Mı? Yani sonra bizim... da inşallah kız mı erkek mi haberlerini alırız. Kolay kolay bunu söylemem ama Cengiz'de böyle bir kız babası tarafı yok mu? Böyle bir kız babası enerjisi var. İnşallah şahane bir kız çocuğu yetiştirirsiniz. İnşallah. Allah ne nasip eder. Erkek de olsa fark etmez. Sizi mutlulukla uğurluyorum. Teşekkür ederim. Hemen abla. Nazlanmaya başla. Daha yürürken bile ben hamileyim. Dikkat et Cengiz'le. Tamam abla. El ele çok uğurluyorum sizi. Hoşçakalın. Sağ sevgiler, olun. Saygılar. Teşekkürler. Sağ olun. Doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'na buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Vallahi... Çok mutlu oluyorum. Benim için programdaki en sevdiğim anlardan biri. Hocamın uğru yapmış olduğum bu programdaki sosyal yardım çok kişinin hayatına dokunuyor. Sanırım 100'e yakın bebeğimiz var. Bu da bizim için çok büyük bir gurur. Stüdyoda İzmir'den bir konuğumuz var. İbrahim Kale. Hoş geldiniz. 10 yıllık hayat arkadaşınız Muradiye Kale. 1,5 ay önce evi terk ediyor. Siz iki çocuğunuzla beraber aslında bir nevi ortada. Evet. Kalıyorsunuz ama olayın başlangıç tarihi, yani başlangıç süreci de çok enteresan. 1,5 ay önce 9 yaşındaki kızınız size geliyor ve diyor ki baba, annem kendine zarar vermiş. Evet. Ne yapmış eşiniz? İş paltonun cebimden falçatayı almış. Demirciyim ben, kaynakçıyım. Baba böyle yaptı gözüyle bana, işaret yaptı. Kızım ne diyorsun anlayamadım. Mutfağa çağırdım kızımı. Hı hı. Baba dedi annemin kollarına bak dedi. Bir baktım kollarını kesmiş falçatayla. Dedim bunu neden yaptın? Yani niye dedim. Dedi benim dedi psikolojim bozuk. Dedim hastaneye gidelim. İşe gitmem gerekiyordu. Çalışıyorum. Hı hı. Yani yoksulum. Çalışmam. Peki o gün hastaneye gittiniz mi eşinizle yok, beraber? Yok gitmedim. Öyle tam böyle kesik değildi. Yani çizmiş sadece. Psikolojim bozuk dedi. İşime gitmek zorundaydım. Hani izin alamıyorum. Hı hı. Çünkü yövmiyeli çalıştığım için. Hı hı. Sigortasız işim. Yövmiyeli iş bulundum. Gidiyorum çalışmaya. Akşam dedim işten geldim mi dedim. Götürürüm hastaneye. Geldim. Saat 1'de öğrenci oğlumla kızım. Kızım 1'e gidiyor. 9 ve 6 yaşında çocuklar. Evet. Yani şimdi 9 yaşındaki bir çocuğun onu koruması gereken, ona yol ve hayatı öğretmesi gereken annesinin bedenine vermiş olduğu bu zararı görmüş olması hayatındaki, bana göre yani bunu uzmanlar çok daha iyi bilir ama en büyük travmalardan biri. Sizin anneniz kendini koruyamıyor ve siz bu ana şahitlik ediyorsunuz ve babanıza söylüyorsunuz. Baba diyorsun ya annem kendine zarar vermiş. Anne daha önce böyle bir davranışta bulundu mu? Hayır. Gençken yapmış, kolları çizikti zaten. Eşim zaten yurt kızı, yurtta büyüdü. Peki sonrasında... o gün siz işe gittikten sonra sizin de hayat şartlarınız diyorsunuz ki yani sigortasız çalışıyorum. Siz işe gittikten sonra akşam eve geldiğinizde hangi manzarayla karşılaştınız? Kapıyı kızım açtı. Annem nerede dedim. Bize dedi anahtarı verdi, kimlikleri verdi. Ben gidiyorum dedi. Nereye dedim? Hastaneye dedi. Ama telefonları kapalıydı eşim. Evde 9 ve 6 yaşındaki çocuk tek başlarına evet. kaldılar. Evet. İkinci bir olay daha geliyor. Evet.
yapayalnızlar evde. Siz eşinizi hemen aradınız mı? Bir telefonu evet, var mıydı? Aradım. Telefonlar kapalıydı. Red edilmiş. Telefonlar kapalı. Red edilmiş. Eşiniz gittikten sonra bu 1,5 ay içerisinde size herhangi bir mesaj attı mı? Hayır, atmadı. Hiç atmadı. Kayıp başvurusu yaptınız mı? Yaptım. Karakoldan red cevabı aldım. Eşimi, çocuklarımı istemiyorum. Çocuklarımı yurda versin demiş. Red cevabı değildir, ifade evet, vermiştir. Evet. Ne demiş, tekrarlayın? Çocuklarımı ve eşimi istemiyorum. Çocukları yurda versin demiş. Bu kadar kolay tabii. O günden sonra eşinizden bir daha size karşı bir bilgi gelmedi. Gelmedi. Sosyal medya aracılığıyla ulaştı mı? Ulaşmadı. Ulaşmadı. Eşinizin son dönemlerde davranışlarının değiştiğine dikkat çekmişsiniz. Evet. Sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı. Bir adamla konuşurken küfürlü. Oğlum bana dedi, anne... Sadece olarak da affedersin, söyleyemiyorum. Söylemeyin tabii ki. Dedim utanmıyor musun dedim. Bak ufacık çocuğun yanında dedim böyle şeyler yapıyorsun. Zaten ondan sonra sorunlar başladı. Yani eve karşı ilgisizlik başlıyor. Genelde evet, hep duyduğumuz temiz, bu. Evet. Eşim sosyal medyaya takıldıktan sonra, oyunları oynamaya başladıktan sonra bir kere günlük hayatınızı devam ettiremiyorsunuz. Niye? Bu oyunlarda gecenin geç saatlerine kadar ayaktasınız. Sabah kalkamıyorsunuz. Evdeki çocukların belli bir düzeni var, işte kahvaltısı ve okulu. Bir kere anneler ya da ebeveynlerden anne ya da baba bunu yerine getiremiyor. Sadece telefona bağımlılıkla beraber telefondan kopmamak adına evdeki hiç kimseyle iletişim kurmuyor. Ve sonra da o sosyal medyadan hayatlarına giren kişiyle bir maceraya atılıyorlar. Muradiye Hanım'ın da böyle bir durumda olduğunu siz iddia ediyorsunuz. Evet. 1,5 ay önce kendisine zarar verip, o zarar vermesinin altında ne vardı? Onun psikolojisini bozan ne vardı? Sosyal medyada tanıdığı biri mi? Ve biriyle olan ilişkisi neticesinde mi böyle bir şey yaptı? Bunu da bilmiyoruz. Tüm soruların cevabını alacağız. Sonrasında Muradiye Hanım iki çocuğu ve eşini terk ederek kayıplara karışıyor. Babaya da karakol aracılığıyla çocukları yurda versin. Ben eşimi ve çocuklarımı istemiyorum diye bir ifade verdiğinde İbrahim Bey biraz önce açıkladı. Muradiye Kale nerede? İzmir'deki evinden ayrılıyor ve bir daha kendisinden haber alınamıyor. İzmir'de tam olarak nerede yaşıyordunuz siz? Eşepaşa Çimen. Size hiç boşanmak istediğini dillendirdi mi? Yok, hiç. Yani evliliğiniz ikinizin arasında iletişim iyi miydi? Evet, her çok güzeldi. Çok güzeldi evliliğiniz. Şeyi sorun etmiyordu. Hayır. Her istediğini alıyordum yoksul ailemle bile. Gayret ediyordum. Çocuklarım da yanımda sorabilirsiniz. Hayır, senin izlenimini merak ediyorum. Yani o sırf oyundan önce de bir takım şeyler değişmiştir. Yani çocuklara bakar mıydı? Sana karşı tavırları yok, nasıldı? Oyun oynarken zaten Muradiye 9 yaşında annesi babası yurda vermiş. Evet. 18 yaşında Muradiye Hanım'la tanıştık. Ben ilk evliliğimden boşandım. Bir aile, bir tanıdığım vasıtasıyla evlendim. Muradiye Hanım'la. Eşimle yani. Çok güzel bir evliliğim var. Ondan bir kızım oldu önce. Sonra bir tane 6 yaşında oğlum oldu. Astım hastası oğlum. Hala da sorun yaşıyorum. Zaten kendisine, oğlumla. Yani böyle hocam. Manisa ile bir bağlantınız var mı? Ailenizin, yani eşinizin ya da sizin ailenizin üyeleri Manisa'da mı yaşıyor? Yok, Manisa'da yaşayan yok. Yani siz İzmir'de normalde yaşıyorsunuz. Evet, İzmir'de yaşıyorum. Şimdi gelen ihbar hatlarını ekip arkadaşlarım bana bildirdiler. Neden hani şey Manisa'da olduğu yönünde ben de bu sebeple merak ettim. Yok, Manisa'da kimsem yok. Benim. Muradiye Kale nerede sevgili seyirciler? Evinden 1,5 ay önce çıkıyor. 1,5 ay da dediğimiz süreç aslında neredeyse Kasım'ın başı gibi değil mi? Evet. Bugün 8 Aralık. Kasım'ın başından beri. Ortalarda yok. Nerede, nasıl, kiminle yaşar? Evden giderken almış olduğu eşyalar var mı? Ne bileyim, altın, birikmiş bir para? Yok. Herhangi bir sorun? Yok. Yok. Eşinize buradan çağrınız nedir? Gelsin evine, çocukların yanına. İstiyorsa beni istemesin. Ben uzaklaştırma kararı versinler bana istiyorsa. Eve de yaklaşmayayım. Ama çocukların yanına. Çünkü 6 yaşında oğlum astım hastası. Şu an çocuklarla kim ilgileniyor? Ben. Sabahları okula gönderip okuldan ya iş çıkışını nasıl alabiliyorsunuz? Bazen gidiyorum işe, bazen gidemiyorum. Bu da sizin günlük kazancınızı etkiliyor mu? Etkiliyor.
ya da etkiliyor. Abla günlük ne olmuş kadar yemeğiyle çalışıyorsunuz? 1000 lira. 1000 TL ile çalışıyorsunuz. Yani aslında sizin annenin gidişiyle beraber arkanızda aileden herhangi birinin olmaması hayatınızı daha da zorlaştırıyor. Evet. Bu süre içerisinde siz de çocukları ya Murat diye mantıklı düşünmüş, çocukları yurda verelim fikri geçti mi sizden? Hayır, hayatta. Yok, ben bunu merakımdan soruyorum. O anlamda değil. Yani acaba doğru söylemiş, ben de yurda vereyim gibi bir fikir geçmedi. Geçmez. Geri gelsin hayatta diyorsunuz ama bir rahatsızlık var ya. Şimdi çocuğun yanında kendine zarar veren büyük bir travma bu. Çocuklara kimliği teslim ediyor. Diyor ki ben gidiyorum. Bir açıklama yapmış mı gitti? Yani terki çocuklar anlamış mı? Annemiz bizi terk etti diyorlar mı? Muradiye böyle bir insan değildi. Yani nasıl söyleyeyim size? Ele ufak oğlana çok düşkün bir kadındı. Yani canını verirdi yani. Burada beni yani belki konuştuğumu duyan vardır yani. Akrabalarım, komşularım, yani mahalledeki insanlarım yani gerçekten de duyan vardır. Benim çocuklarıma çok düşkün bir insandı. Niye böyle o yaptı kendine bilmiyorum. Yani ha, şunu düşünüyorum, psikolojisi belki benim de bir hatam vardır. Kendine eyvallah zarar veren en yakınındakine de zarar verebilir. Yani eyvallah benim de bir hatam vardır, bir kusurum vardır. Ama ne varsa sen Esra Hanım'ın karşısında söylesin, konuşsun. Peki yani söz hakkında cevap hakkı. Öncelikle onu bulduğumuzda, zaten bu hakkı tanıdığımızda elbette cevap verecektir. Sizin ilk evliliğinizden çocuklarınız var mı? Var. Var. İki tane. İki çocuk var. Evet. Muradiye Hanım'la evliliğinizden? İki tane. İki tane. İkisinin de biyolojik babası siz misiniz? Benim. Sizsiniz, peki. 9 ve 6 yaşlarında bu çocuklar anne terk edip gidiyor. 1,5 ay öncesinde, sonrasında bir daha anneden haber alınamıyor. Annenin aslında ev içerisindeki davranışları sosyal medya bağımlılığı babanın iddia ettiği kadarıyla çocukları da ve çocukların hayatını da etkilemiş. Bundan sonraki süreçte ne olur? Önce Muradiye Hanım'ı bulmamız lazım. Bu kaçışın ve gidişin altında başka nedenler var mı? İhbaratlarımız televizyon ekranında 0545-746-2525, 0212-975-2525 diğer telefon numaralarımız. Bize buradan ulaşabilirsiniz.